Her açıdan olduğu gibi turizm açısından da kendi kültürümüzden öğeler sunmak daima daha değerlidir. Dolayısıyla kökeni bu coğrafyada olan tarihi ve kültürel geçmişi anlatabilen yemekler aşçılara daima daha çok prestij kazandıracaktır. Osmanlı yemekleri birçok farklı kategoride yüzlerce çeşidi içinde barındırır. Bu çeşitlilik yemeklerin hazırlanış ve pişirme yöntemlerinde de açıkça görülür. Osmanlı mutfağında yer alan yemeklerde çoğu zaman birden fazla doğrama yöntemi ve birden fazla pişirme yöntemi kullanılır. Bu konular ile ilgili olarak kullanılabilecek anahtar kavramlar: Osmanlı yemekleri, yemek tarifleri, yemek malzemeleri, yemek hazırlanışları, çorbalar, mezeler, etler, sakatatlar, kümes hayvanları, balıklar, sebze yemekleri, meyve yemekleri, pilavlar börekler, tatlılar, içecekler şeklindedir. Bu programı izledikten sonra Osmanlı dönemindeki farklı kategorilerdeki yemek isimleri nelerdir ve hangi malzemelerden oluşur? Bu yemeklerin ön hazırlıkları ve hazırlanış şekli nasıldır? Bu yemeklerin doğrama ve pişirme yöntemleri nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Osmanlı yemekleri birçok farklı kategoride yüzlerce çeşidi içinde barındırır. Program süresince farklı kategorilerde yer alan yemek çeşitlerinden bazıları örnek olarak verilmekte ve malzemeleri belirtilmektedir. Bu yemeklerle ilgili ayrıntılı tarifler ders kitabında yer almaktadır. Osmanlı yemeklerinden çorbalar kategorisinde Arap aşığı ve düğün çorbası tariflerine yer verilmiştir. Arap aşı çorbasında kuru bamya kullanılır. Düğün çorbasında kemikli koyun eti tercih edilir. Kemikler önceden ortadan kırılır veya kesilir. Böylece iliğin tadı ve kemiğin özünün çorbaya geçmesi sağlanır. Osmanlı yemeklerinden mezeler kategorisinde erikli yalancı dolma ve soğan üstü çılbır tariflerine yer verilmiştir. Erikli yalancı dolmada adından da anlaşıldığı üzere çakal eriği önemlidir. Ön hazırlık olarak salamura yaprağın bir gece önceden ılık suya yatırılarak sarılacağı zaman suyunun süzülmesi gerekir. Çakal eriği genel olarak 3 ila 4 metre arası uzayabilen beyaz renkte, hoş çiçekler açan, eni boyuna göre kalın bir bitkidir. Meyveleri ise morumsu renginde, iri çekirdekli ve ekşimsi bir tada sahiptir. Çakal eriği içinde bulundurduğu organik asitler, pektin ve çeşitli şekerler sayesinde oldukça sağlıklı ve faydalıdır. Çiçekleri ise flavon ve glikozitler açısından oldukça zengin olduğundan insan sağlığı açısından önem taşır. Soğan üstü çılbırda soğan, yumurta ve tarçın kullanılır. Osmanlı yemeklerinden etler kategorisinde maydanoz dolması, yoğurtlu et kızartma ve kavurmalı patlıcan köz tariflerine yer verilmiştir. Maydanoz dolmasında koyun kıyması ve pirinç unu ile köfte yapılır. Yoğurtlu et kızartmada adından da anlaşılacağı üzere dana eti ve yoğurt kullanılır. Kavurmalı patlıcan közde patlıcan ve tarçın belirleyicidir. Patlıcan, ılık iklimlerde tek yıllık, tropik iklimlerde ise küçük bir ağaç şeklinde büyüyen çok yıllık bir kültür bitkisidir. Patlıcanın ilk yetiştiriciliği M.Ö. 5. yüzyılda Hindistan'da gerçekleştirilir. Bu tarihten sonra Afrika'ya, sonra Doğu Akdeniz'e ve Avrupa'ya getirilir. Avrupa'ya getirilmesi 16. yüzyılda İspanyollar tarafından gerçekleştirilir. Avrupa'ya ilk getirilişinde süs bitkisi olarak kullanılan patlıcan, dünyada üretilen yaş sebzeler arasında 6. sırada yer alır. İçeriğinde düşük nikotin barındırması nedeniyle patlıcanı tüketen tek canlı türü insandır. Tropik bölgelerde çok yıllık bitki özelliği gösterirken bu kuşağın dışındaki iklim kuşaklarında bir yıllıktır. Osmanlı mutfağında sakatatlar kategorisinde yalancı ilik ve beyin pilavı tariflerine yer verilmiştir. Yalancı ilikte karaciğer kullanılır. Beyin pilavında beyin, tarçın ve sakız kullanılır. Osmanlı mutfağında tavuklar kategorisinde tavuk külbastı ve tavuk dolma tariflerine yer verilmiştir. Tavuk külbastı da tavuk göğsü ve tarçın önemlidir. Tavuk dolmanın iç harcında tavuk ciğeri ve yüreği kullanılır. Osmanlı mutfağında balıklar kategorisinde balık güveç ve hamsi şiş tariflerine yer verilmiştir. Ön hazırlık olarak balıkların içi ve pulları temizlenir, tuz ile tuzlanarak bir müddet dinlendirilir. Balık güveçte sirke ve safran farklı renk ve aroma sağlar. Hamsi şişte hamsiler tuzlanarak şişe geçirilir. Osmanlı mutfağında sebze yemekleri kategorisinde bamya bastı, kabak kıstırma ve patlıcan kayganası tariflerine yer verilmiştir. Bamya bastı'da ekşi tadı koruk ile sağlanır. Kabak kıstırmada taze peynir, maydanoz ve dereotu kullanılır. Patlıcan kayganasında patlıcanla birlikte kavurma kullanılır. Osmanlı mutfağında meyve yemeği kategorisinde kavun dolması tarifine yer verilmiştir. Kavun dolmasında kıyma ve badem, fıstık ve kuş üzümü önemlidir. Osmanlı mutfağında pilavlar kategorisinde Lüfer pilavı, patlıcanlı pilav ve acem pilavı tarifleri yer alır. Lüfer pilavında adında yer aldığı şekilde lüfer Patlıcanlı pilavda patlıcan ve safran, acem pilavında ise koyun eti kullanılır. Osmanlı mutfağında börekler kategorisinde fincan böreği, marmarina ve tavuk böreği tariflerine yer verilmiştir. Fincan böreğinde iç harcı olarak pazı, marmarinada ıspanak ve koyun peyniri, tavuk böreğinde ise soğanda kavrulmuş didilmiş tavuk eti kullanılır. Osmanlı mutfağında tatlılar kategorisinde güllaç kızartma, lorlu baklava, helvayı hakani, ayva murabbası ve süzme saray aşuresi tariflerine yer verilmiştir. Aşure Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü yapılan tatlıdır. Ön hazırlık olarak bademlerin kaynar suda bir taşım haşlanıp soğuk suya tutularak kabuklarından ayrılması gerekir. İslami inanca göre Muharrem ayının 10. günü Nuh büyük tufandan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Aşure Türkiye'nin mutfak geleneğinin yanı sıra çevredeki ülkelerin çoğunda Hristiyan ve Yahudi kültürlerin bir parçası olarak da çeşitli isimler altında hazırlanır. Ermeni ve Rum kültüründe de vardır. Ermeniler 6 Ocak'ta Anus Abur yaparken Rumlar buğday, kuru üzüm ve bal ile yaptıkları kolivayı kilise kapısında dağıtıp ortasına bir mum diktikleri tabakla mezarın başına yerleştirirler. Alevi kültüründe Kerbela Savaşı'nda Hüseyin'in öldürüldüğü günle aşure pişirilmesiyle aşurenin hiçbir hayvansal ürün içermemesi arasında bağlantı kurulur. Bu yolla şiddetin genel olarak protesto edildiği ifade edilir. Aleviler her sene Muharrem ayında aşurelerini pişirip konu komşuyla paylaşırlar. 12 gün boyunca etin tüketilmediği bir oruç tutarak öldürmenin her türlüsünün şiddet olduğunu idrak ederler. Güllaç kızartmada kaymak, lorlu baklavada tuzsuz lor, helvayı hakanide pirinç unu ve süt, süzme saray aşuresinde buğday ve yemişler, ayva murabbasında da adında yer aldığı şekilde ayva önemlidir. Lorlu baklavada ön hazırlık olarak kullanılacak tereyağının tavada eritilip, dibe çöken kazeinli tortusunun süzülerek sade yağ haline getirilmesi gerekir. Osmanlı mutfağında içecekler kategorisinde badem şurubu, çilek şurubu ve demir hindi şerbeti tariflerine yer verilmiştir. Badem şurubunda hem tatlı hem de acı badem, çilek şurubunda çilek, demir hindi şerbetinde hint hurması olan demir hindi kullanılır. Badem şurubunda ön hazırlık olarak hem acı hem de tatlı bademler kaynar suda bir taşım haşlanıp soğuk suya tutularak kabuklarından ayrılır. Demir hindi, hint hurması olarak da bilinen, ülkemizde yetişmediği için ithal edilen, Ramazan ayında sıklıkla tüketilen Yemen hurmasından hayli irice bir meyvedir. Aktarlarda kurutulmuş ve kalıplanarak paketlenmiş halde bulunur. Tatlı ekşi arası, mayhoş bir tadı olan meyve, yemeklerde kullanılabildiği gibi şerbet yapımında da yararlanılır veya sade tüketilebilir. Besin içeriği de zengin olan meyve faydalı bir gıdadır. Yüzyıllardır kültürümüzde yer edinmiş olduğunu bazı kaynaklardan ve hikayelerden öğreniyoruz. Bir 11. yüzyıl eseri olan Divan-ı Lugatü Türk'te Arubat olarak geçen demir hindinin o zamanlarda da kullanıldığını anlıyoruz. Ancak bir şerbet tarifi bulunmadığı için içecek olarak tüketilip tüketilmediğini bilemiyoruz. 14. ve 15. yüzyıllarda bayram helvası yaparken şeker, sade yağ, yumurta, bal, badem ve demir hindi kullanılıyormuş. Demir hindi şerbeti üzerine Kanuni Sultan Süleyman döneminde akılda kalıcı bir anlatı olduğu için Kanuni şerbeti olarak da bilinmektedir. Öyle ki sıcak bir yaz günü Kanuni Yeniçerileri ziyaret ettiğinde soğuk olarak demir hindi şerbeti ikram edilir. Bu soğuk şerbeti Kanuni çok beğenir ve içtiği kabı altın ile doldurup geri yollar. Bu uygulama gelenekleşir ve uzun yıllar devam eder. Osmanlı yemekleri birçok farklı kategoride yüzlerce çeşidi barındırır. Bu yemeklerin hazırlanmasında bazı ön hazırlıklar yapmak gerekir. Osmanlı yemeklerinde yapılan ön hazırlıkları şu şekilde açıklamak mümkündür. Kemik suyu ihtiyacı olan yemeklerde kemikler önceden ortadan kırılır veya kesilir. Böylece iliğin tadı ve kemiğin özünün yemeklere geçmesi sağlanır. Salamura asma yaprağı gibi yoğun tuzlu gıdalar bir gün öncesinden ılık suya yatırılır, sarılacağı zaman suyu süzülür. Balıkların içi ve pulları temizlenir, tuz ile tuzlanarak bir müddet dinlendirilir. Badem gibi zarlı yemişler kaynar suda bir taşım haşlanıp soğuk suya tutularak kabuklarından ayrılır. Tatlılarda kullanılacak tereyağı tavada eritilir, dibe çöken kazeinli tortusu süzülür ve sade yağ haline getirilir. Safran gibi renginin ve aromasının kullanılması gereken baharatlar ılık su içerisinde bekletilir ve süzülür. Osmanlı mutfağında yemeklerde çoğu zaman birden fazla doğrama yöntemi kullanılır. Yemeklik soğanlar sıçan dişi doğranır ve ufaltılmak istenen gıdalar havanda dövülür. Etler kıyılır veya kuşbaşı doğranır. Balıklar iri parçalara bölünür tavuk göğüsleri inceltilir. Baharatlar dövülerek toz haline getirilir. Peynir gibi gıdalar rendelenir. Osmanlı mutfağında yemeklerde çoğu zaman birden fazla pişirme yöntemi kullanılır. Kullanılan pişirme yöntemleri ise haşlama, salma, kavurma, ızgara, kızartma, fırınlama, tencerede kendi suyunda pişirme, kaynar derecedeki kaynamayan suda pişirme, az suda pişirme, kısık ateşte yavaş pişirme, közleme, güveçte pişirme, şişte pişirme, sahanda pişirme ve ağartma gibi yöntemlerdir. Bu programda Osmanlı dönemindeki farklı kategorilerdeki yemek isimleri ve malzemeleri üzerinde duruldu. Bu yemeklerin ön hazırlıklarının ve hazırlanış şeklinin nasıl olduğu açıklandı. Doğrama ve pişirme yöntemlerine değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Osmanlı Mutfağı ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.